Every, every, oh my, what's it? This gag, vallahi cam 2010'da ha. Zaten cam. Başka ne gibi olacak? Ya kardeş sen böyle bir şekil konuşuyorsun. Vallahi aklın başına alıyor ha. Yani ben neye bakam? Sana mı bakam? Söylediğin lafa mı bakam? İçime mi bakam? Bilemiyorum gari ya. Hayda. Ya ne dedim ben şimdi? Sen dedin ki cam gibi olmuş. Ben de dedim ki zaten cam. Ne var bunda? Tamam ben şimdi kanala gidiyorum. Oradan alırım seni. Tamam tamam. Hadi uzatma hadi öpüyorum. Bay bay. Alo, ileride dur da kahve alalım. Ya kafa sallıyorsun ama ne anladın çok merak ediyorum. Kahve alalım dedi, herif de kafasını sallıyor, ne var bunda? Niye kafasını sallıyor? Neresini sallayacak bebeğim? Ana lan! Madiye bak! Ay mübarek hayvan be, maşallah keskin nişancı gibi göt varmış. Lan nasıl da isabet ettin bu rüzgarı da hesaplayıp. Lan nedir? Biz sana karşı ne yanlış yaptı? Ben gelip senin evine sıçsam doğru mu olur? Vallahi ben elimi sürmem. İmlem attı. Ne var be alt üstü bir kahve incileri mi dökülecek? Olan zaten kahveme oldu. Yürü. Ya boş ver ya bize ne ya? Allah Allah. Ulan bu İstanbul var ya. Senin taraf bitmek bilmez imdat. Ne var ya? Pamuk prensesten yedi cüceler seyretmeyek mi? Ya pamuk prenses dediğin, yedi cüce dediğin bir masal. Adam zamanında kıçından uydurmuş, çoluk çocuğa yutturmuş. Ya sen ne anlıyorsun bu çocuk masalından ya? Ben ne anlıyorum sana söyleyeyim. Diyelim ki ben yedi cüceyim. Prens geliyor, prensesi alıyor. Bu böyledir arkadaş. Yedi cüce de olsa, bin cüce de olsa fark etmez. Prens gelip prensesi alır. Böyle gelmiş böyle gider. Ulan benim yarın senelik iznim başlıyor. Bir ay memleketteyim, bir ay yalnız kalacaksın. Bari o zaman seyret şu televizyonları ya. Senin yüzünden ikimiz de işten atacaklar. Ya bırak Allah aşkına, film seyrediyor diye adam ekmeğinden ederler mi ya? Ya sen bir camın önünde bir saat durursan adamlar sormaz mı ne yapıyorsun diye ya? Günaydın Mert Bey. Günaydın Burçin Hanım. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ne yapıyorsun ya? Evliymiş. Allah Allah. Aa Berk Bey. Ha. Servet Bey ile Kazım Bey buradalar. Gelir gelmez odalarına çıkmanızı istediler. Nazlı sen ne diyorsun ya? Bu adamların geleceği daha önceden bildirilmedi mi? Böyle inmeyenler gibi aniden mi geliyorlar? Bildirilirse söylemez miyim? Aa, bu moda da yeni çıktı ha böyle baskın yapar gibi. Allah Allah. Tamam ben yukarı çıkıyorum. Sen şunları benim odama bırak. Ana geldi bak. Şu kız hasta oluyorum abi. Hangi kız lan? Filmdeki kız mı? Yok ya şu içerideki. Olay gelsin. O da filinci. Ya kaç hafta var şu gökleğenin her bir yerini pırıl pırıl tertemiz ettik. Bundan ayrısı gelip de kolay gele dedi mi? Servet Bey. İnanın çok üzüldüm şimdi. Keşke geleceğinizi daha önceden haber verseydiniz. Ne bileyim bir karşılama falan hazırlardık. Beni mi karşılayacaksın? Burası zaten benim yerim evladım. Ne karşılaması Allah'ını seversen. Reytingler kötü gidiyor evlat.
futbol konuşsak küme düştük diyebiliriz. Şimdi bakın Servet Bey aslında... Sözümü kesme evlat. Biz bu işi iyi olacak diye sana emanet ettik ama kötü gidiyor. Berçim, senin çaldığın ıslık dağa taşı inletiyor da... ...güttüğün iki tane koyunla bir tane keçi. Reytingle beraber reklam gelirlerimiz çok fena düşmeye başladı. Ben hesapladım. Böyle giderse bu seneyi rekor zararla kapatıyoruz. Şimdi Servet Bey bakın biz yeni bir yapılanma içinde olduğumuz için kanalda... ...tabii ki bu biraz zaman alıyor. Eğer bana biraz daha zaman verirseniz... Evlat, onu bırak da bak beni dinle. Sen bu işin Amerika'da tahsilini yapmışsın. Biliyorsun diye bu işi biz sana emanet ettik. Biz vaat ederken Amerikalı gibi oluyoruz. İşe gelince Türkleşiyoruz. Bak Berçim, burada oluşan her zarar... ...Servet Bey'in başka sektörlerdeki yatırımlarından karşılanıyor ya. Sadece para da değil yani. Ayrıca bunun bir de prestij kaybı var. Bakın Servet Bey... ...ben en yakın zamanda yani 3 ay içinde bu işi halledeceğim. Boşuna çeneni yorma evlat. Senin 3 ay dediğin koca bir mevsim. Ben sana 1 ay mühlet tanıyorum. Ya reytingi toparlarsın ya da valizlerini. Berçim, vallahi 30 gün iyi bir süre ya. Koskoca 30 gün. Bak Berkoğlu, bir hadise. 1 kere olursa kazadır. 2 kere olursa tesadüftür. 3 kere olursa istikrardır. 3 gün üst üste reytinglerin düzgün gittiğini göreyim... ...bütün güvenim avdet edecektir. Teşekkürler. Sağ olun. Alo Kamuran. Ne haber kanka ya? Ya yok bugün biraz tadım kaçtı ya. Sabah sabah bizim moruk patron geldi kabus gibi. Lan kimsenin canını istemiyoruz ki. Alt tarafı 2-3 tane adres şerefsiz. Ya kime? İçerideki piç kurusu kıl kıl bakıyor torun ya. Şikayet edecekler işimizden olacağız. Bu işi hallet. Bak ben seni değil burada. New York'ta krallar gibi yaşatacağım ya. Tamam. Sen hadi abicim. Bekliyorum ben senden haber bekliyorum. Kodumunun sığırına bak ya. Mağaradan gelmiş İstanbul'a televizyonu burada izliyor ilk defa sanki ya. Açtır lan. Açtır çık şekeri. Çık. Geri zekalı koskoca adam olmuş hala Pamuk Prenses seyredeceğim diye camı kazıdı embesil ya. Siktir git lan. Çık. Eyvallah. Bana bak. Dediğimi unutmadın değil mi? Gel, gel. Vallahi. Hadi be. Optik. Bizdeki en büyük tornavida kaçtı? 35. O tornavidanın açtığı tüm vidalar sana geçsin. Ulan harbiden dingile tatlına. Her seferinde düşüyorsun. Selamünaleyküm abi. İmdat geç kaldın oğlum. Mesaiye geç kalıyorsun ha. Yok. Boşluk açıldık. Ya başını kaçırsan ne olacak İmdat? En az 10 sefer seyrettin. Ya öyle de. Alın yazsın işte. Hep diyorum. Belki bu sefer kaderi farklı olur. Bak. Sene 1975. Yani o zamanlar ben böyle yavaş yavaş ihtiyarlamaya başlamışım. Aklar yeni yetişiyor. Ve bir dizi var ki yıkıp geçiriyor ortalığı. Kaçak. Ne kaçak ya. Nereden şey yapabilirsin? Ben orada çalıştım. 4 sene ben testericide çalıştım. Testericideki sen bir Arif'le yapmadığın kaldı. Neler geldi benim başıma senin yüzünden? Senin mahallenin sapık. Ortasında onu bunun önünde dövmedin mi? Sapıksın sen sapık. Ne sapıklığın var? Kelepçe seviyorum diye kimse bana sapık diyemez. Bunlar fantezi ünlüdür. Arkadaşım bunu seviyor diye. Senin kızın yaşın
babanın ağzına da sıçarım senin. Belli ağzının donları belli belli, leş gibi. Lan nereye? Senin de var ya bak. Nereye leş gibi? Tamam. Benim ne zaman yıkanmadığımı görmedin. Tamam. Biz seninle duş fantazisi yapmadık mı? Hiçbir şekilde bir utancım yok artık. Annem ah, yüzüm pek. Yüzümü keyiften kapatıyorum. Hayır Halim Bey. Şurada ben dört ki. Sus kız. Sus. Sıçarım çocuğuna yamuk yumuk bir tane bıraktın oraya. Sıçtı mı doğurdu mu ne olduğu belli değil. Ben burada şu... Sana ben diyor sana. Babasına git. Orası bunun alemi yok. Yanına gelirsem senin var ya kafanı gözünü kırarım ha. Senin adını senin değil. Allah belanı versin senin. Senin belanı versin. Senin Allah belanı versin. Senin belanı versin. Halim Bey küfredeceğim o olacak. Küfredeceğim o olacak. Sen kim yeter bu yayını da bir kesemiyor muyuz ya? Şuradan düşürdüğümüz durumlara bakın. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Arkadaşlar bakın. İyi bakın, iyi bakın. Bu bir rating tablosu değil. Otur hayatım. Bu gördüğünüz bir utanç tablosu. Hatta bu gördüğünüz bizzat böyle giderse ebenizin ki. Şuraya bak ya. Çemiş gezi televizyonuna dönmüş kanal. Çocuklar, ratingler böyle giderse Servet Bey hepinizi kapının önüne koyar. Ha, bana bir şey olmaz. Ben basar giderim Amerika'ya. Geçerim bir tane kanalın başına. Keyfimi sürerim. Şuraya bak ya. İlk onda bir tane programımız yok. Ayıp ya, ayıp. Şuraya bak ya. Pamuk Prenses'e Yedüceler bile ilk ona girmiş. What? Pamuk Prenses ve Yedüceler mi? Oha yani ya. Yuh. Bin kere oynadı bu kardeşim ya. Berk Bey bu Yeşilçam filmleri seviliyor ki seyrediliyor. Ne demek seyrediliyor kardeşim? Allah Allah. Yemişim Yeşilçam'ını. Zeka yaşı 5 olması lazım insanın bunu seyretmesi için. Karşısında rakip program yokmuş. Tesadüf. Bak yapacaksan şimdi yap. Sonra karışma vallahi ben temizledikten sonra. İbnem artık. Ben sana bir günde bul demiyorum ki oğlum. 5 günde bul. 10 günde bul. Lan bilemedin 15 günde bul ya. Oğlum benim ensemde boza pişiriyorlar diyorum. Sen yeni gelin gibi nazlanıyorsun ya. Sen bu işi hallet var ya Berk kardeşin sana bankamatik olacak bankamatik. O kadar diyorum yani. Allah senin cezanı versin hayvan herif. Ya ne yapma daha bitmedi ki. Yok kanka sana demedim ya. Burada bir tane Hanzo var ödümü koparttı pezemek. Ya tamam abi boş ver ya. Bak ensendeyim ha ona göre o listeleri bekliyorum tamam mı kanka? Hadi görüşürüz. Hadi. Allah belanı versin seni. Gerizekalı. Nereye bakıyor lan bu? Şakara kukara. Bak dallamın izlediği şey ya. Vay beyin özürlü. Lan! Çık yukarı! Çık git lan şuradan. Hadi çık git. Ya o kadar televizyonum var. Bir denesin sevsek ne olur ki? Ha bak! Silmeyek de boğlu mu kala? Vallahi Martı kardeş. 40 yılda bir doğru düzgün iş yaptın. Bundan sonra seninle aramız düzeldi.
He, haydi sana iyi günler. Sıçtığın altın ola. Ne yapar? Allah'ın embezeli kuşla konuşuyor ya. Baş siktir ya. Çalkala çalkala bir haller oldu bana şahane şahane niyetimi bozdu ama bir dansdan dönecektim güzelim ben sana. Ya kardeş ne başlıyor? Ebeninki başlıyor. Seyredeceğim mi? Ulan insan bir selam verir önce. Şerefsiz. Ya sen kimle kızıyorsun? Selamünaleyküm ağalar. Şöyle adam ol adam. Sonunda kırdıracaksınız bu televizyonu bana ha. İmdat'ım gel. Atilla abinin son numarasına sen de bak. Lakin. Pırıl pırıl günler geliyor İmdat'ım. Bu alet var ya, bittiği anda dünyada ne kadar kanal varsa, uydusu, şifrelisi, şifresizi, mikisi, maçı hepsini bedavadan seyrediyoruz. Yapma ya. Esas mı diyor? Ayıp ettin şimdi. Atilla abinin sen hiç boş konuştuğunu gördün mü? Bu aşka kıyma. Ya ilk ondan geçtik kardeşim ya. İlk 20'ye bir program sokabilsek dişimi kıracağım. Şakara kukara. Lan bu bizim kakalağın izlediği program değil mi ya? Bak Berkon, bir hadise. Bir kere olursa kazadır. İki kere olursa tesadüftür. Üç kere olursa istikrardır. Vay. Alo, Nazlı gel hemen. Gel, gel, gel. Çabuk, 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 çabuk. Bırak taktaki. Gel, 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 gel. Buyurun. Bu bizim temizlik şirketinin elemanları var ya, camları silenler. Onlar nerededir, bulabilir miyiz? Hepsi burada. Bütün temizlikçiler aşağıda. Şahane. Tamam. Şu bizim tarafı temizleyen adamı çağırsana bana bir zahmet. Hadi. Camcı mı? Evet. Niye ki Berk Bey? Ofisinizde her gün bizim temizlikçiler temizliyor zaten. Yani lazımsa onlardan birini çağırın. Nazlı ben senden akıl istedim mi ya? Sana akıl danıştım mı? Ne diyorsam onu yap. Ay ben şimdi nereden bulacağım bu adamı ya? Beyefendi. Beyefendi. Merhaba. Ben Nazlı. Kanal A'nın genel müdürü Berk Bey'in sekreteriyim ben. Merhaba. Ben İmdat. 35 yaşındayım. Bekarım. Dünyada bir anam var benden gayrı. Evimiz kendimizin. Gecekondu tarzında. Babam sağ olsun yapmış rahmetlik. Hobilerim arasında televizyon izlemek. Sizin? Memnun oldum İmdat Bey. Berk Bey sizi görmek istedi de bir çıkalım mı 10 dakika? Berk Bey. Evet. Berk Bey. Gel. Arkadaşın adı İmdat. Gel İmdatçığım gel otur. Geç otur şöyle kardeşim. Geç 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 rahatına bak. Otur otur otur. Ha. Yaslan arkana yaslan. Rahat et yaslan ya. Dokuz. Ya. Şimdi İmdatçığım ben seni her gün izliyorum burada takip ediyorum. İşini çok güzel yapıyorsun. Titiz bir adamsın. Keşke herkes işini senin kadar düzgün yapabilse, değil mi Nazlı ha? Sen televizyon seyretmeyi seviyorsun anladığım kadarıyla. Bak ne diyeceğim sana. Bence sen bugün benim odamda takıl böyle. Yavaş yavaş buraları temizle, tozunu al. Zaten temizliyorlar, fazla bir iş yok yani. Akşama kadar rahat rahat temizlersin. Hem böyle arada da televizyon seyredersin ha? Yalnız müdürüm, bu gökleyenin yakın camı bize zimmetli. Tahir memlekete ben nerede? Bunu silsin bitmez bu gökleyenin camı. Olmaz yani. Ha, iyi anlıyorum. Sen merak etme, takma kafanı ya. Nazlı onu halledecek şimdi. Nazlı sen hemen temizlik şirketini ara. Tamam mı güzelim?
Berk Bey rica etti de imdat kardeş bugün izinli. Yalan bunu, bu deterjanı buna vuramam, bunu buna çalan bunu, bunun bütün borcunu kaldırır bu. Bacım sen mümkünse bir daha böyle bir yumuşak bezle almak lazım. Hadi git git yumuşak bez bul, deterjan al, ne lazımsa al gel ya. Hadi 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 koş koş, hadi. Rahatsın abi. Yarım saat içinde hazırlatıp gönderirim ben size. Allah Allah ya. Herife bak. Ana haber hazırladığımız bütün kayıtları istiyor. İmdat bu nasıl? Güzel değil mi? Bak bir de buna bak. Alo. Baldızı yerine yanlışlıkla kaynanasına tecavüz eden adam haberi var ya, onu sona saklayın. Her haberin arasında da az sonra diye duyurun, tamam mı? Ha, ben odamdayım şimdi, kimse rahatsız etmesin, çok işim var. Hadi bay bay. İmdat sen bu filme çok güldün ya. Ya müdür bey, böyle bir şişman adam var. Bir olurdu, böyle etekli kadının eteği uçtu böyle gitti. Böyle donu göründü. Şişman adam. Ha şişman. Osurdu. Ha osurdu. Etekli kadının donu göründü. Ha donu göründü. Sen de buna güldün ha? Ha güldüm. Ana ben ne ettim, ben gidelim. Yok yok olur mu, otur. Biz hepimiz buna çok gülüyoruz. Çok komik ya. Öyle mi? Seyret seyret. Osurdu ha. Alo Arzu. Akşamki filmi değiştiriyoruz. Elimde süper bir film var, onu koyacağız. Tamam mı? Hadi tanıtımı da değiştirin. Hadi bakayım. Bu mu osurdu? Bu osurdu. Vay anasını ya. Ya donu göründü. Komik ya, donu gözüküyor osurunca. Vay be. Adamın donu görünmedi, kadının donu göründü. E tabii çünkü adam osurdu. Ya osurdu. Ay imdat süpersin vallahi. Hadi bakalım, iyi akşamlar. Aa, İmdat nereye gidiyorsun? Otobüse? Yok hiç otobüs uğraşma, bunlara binebilirsin. Yok canım, yakışık alır mı? Kızarlar. Yok canım, niye kızsınlar? Yok ben kızdırırım da. Yok bir şey olmaz. Yalnız ya, Berk Bey seni yarın yine görmek isteyebilir. Ben haber vereceğim sabah, tamam mı? İyi akşamlar. Sağ ol, sana da iyi akşamlar. Bak imdat ne dedim sana? Şifreli şifresiz hepsi pırıl pırıl. Ya ne vurdular, ne vurdular, ne kırbaçladılar mazlumu ya. Gayrı ne fenalık yapmış bu kadın size ki bu kadar vuruyorsunuz. Yazık. Lan oğlum manyak mısınız, ortalık yerde kapatın lan o televizyonu. Dükkanın betini, bereketini kaçıracaksınız be. Biz de meraklısı değiliz üstem. Hangisi çekiyor, hangisi çekmiyor bakarken öyle takıldık işte. Atilla, bunların hepsini sen azdırıyorsun ha. Aç şuraya doğru dürüst bir kanal, adamı hast etme. Ya bu nedir Oturla ya, Allah'ını seversen kurban olurum. Bakınız bir şey söyleyeceğim. 33 saattir canlı yayındayım ya. Lütfen rica ediyorum artık şunu bir kesin. Beyler, sene 1979. Evet. Bundan 30 sene önce böyle elimde baston kanal arıyorum, kurcalıyorum. Çırak bir kanal. İlik gibi üryan bir kadın. Yunan televizyonu. Orişte Sagapotin Apto. Ah Miki Miki şeytanlıkta aklı fikri. Elato dedim gelmedi. Sözümü dinlemedi. Ey gidi günler, ah! Evet. Ha
Efendim söyleyeyim lütfen rica ediyorum. Bizim taksici Cemil abi var. Cemil abinin karısına da aynı muamele oldu. Bunun nedeni ne? İşte bu. Bu kanal tarihinde böyle bir şey görmedi bir aşkı Tom ya. O beğenmeyip geri vereceğimiz film var ya. Reytinglerde ilk 10'a girmiş, 4. olmuş. Haberler 50'lerde, 40'larda sürünüyordu. Al, 12. olmuş. Ne haber? Cahil bir temizlikçiye nasıl oluyordu güvenebiliyorsun? Bu bir tesadüf olamaz mı? Bebeğim, ben takipteyim. Bak sana bir şey söyleyeceğim, kafanı iyicene sok. Eğer bir şey bir kere oluyorsa kazadır. 2 kere oluyorsa tesadüftür. Ama 3 kere oluyorsa istikrardır. Ay, iyiymiş. İyi tabii. Bak şimdi birazdan gelecek Hanzo'nun teki böyle kakalak gibi bir şey ama hisleri çok kuvvetli. Ya reyting maymununu bulduk hayatım. Gel, gel, gel. İmdatım gel. Adamım benim, gel. Bak imdatıma bak ya. Gel şöyle, gel yanıma, gel. Süpersin imdat ya. Bak seni tanıştırayım, benim asistanım Burçin. Merhaba imdat, hoş geldin. Hoş geldik. İmdatcığım, ben şimdi senin dün yaptığın işi çok beğendim ya. Çok takdir ettim seni. Süper bir iş çıkardın. O yüzden sen şimdi temizlik şirketinden ayrılıyorsun ve burada çalışmaya başlıyorsun ha? Ya ben tutuk olamaz tabii de yap. Öyle değil oğlum ya, aynı dünkü gibi. Sadece benim odamda takılacaksın. Senin görevin benim odamı temizlemek. Yavaş yavaş, dinlene dinlene. Arada da televizyon seyredersin. Ha ne dersin? Hem başın sıkıştığı zaman ben de sana yardımcı olurum imdat. Odam hemen karşı tarafta. Aslan bacım, önce suyu çalıyoruz. Süngerle köpürtüyoruz, lastikler sıyırıyoruz. Zordur yani. Eksik olma. Müdürüm maaşım var şükür. Sigortam devam ediyor. Sigorta devam edecek mi? Ama imdat, şimdi sen benim kalbimi kırdın ya. Vallahi çok ayıp ettin ya. Sigortan devam edecek. Orada ne alıyorsan 2 katını vereceğiz. Sen bunları takma kafana ya. Naz da şimdi patronunu arayacak, tatlıya bağlayacak ha. Sigorta devam etmezse olmaz. Ya sigorta devam edecek. Ben sana sigortanın kralını yapacağım imdat. Berk Bey, yani emin misiniz? Bütün gün odanızda imdat olunca sıkıntı olmasın. Nazlı, ne demek emin misiniz ya? Allah Allah, ben titiz adamım kardeşim ya, titiz adamım. Yani odamda en ufak bir dağınıklık, böyle toz olursa kafamı toparlayamıyorum. Bak, imdat kardeşim dün nasıl temizledi odayı? Reytingleri tavana koyduk. Yani sigorta devam edecek. Edecek, edecek. Hadi bakma öyle suratım, hadi git araya. Hadi hadi sen yavaş yavaş takıl bakalım imdatım. Hadi takıl takıl, keyfine bak imdat. Süpersin imdat ya. Yani Servet Beyciğim, Berk sizden azar işitince hemen nasıl toparladı reytingleri görüyor musunuz? Vallahi ben bu iş nasıl oldu hiç anlamadım. İnanasım da gelmiyor birader. Cidden şaşılacak bir şey. Yani ben de çok şaşırdım ama yani bir haftadır da iyi gidiyoruz. Hani bir ay süre verdik, 2 günde sonuç aldık canım. Kazım, biz senden İstanbul'a bir gidip bakalım. Öğleden sonra döneriz. Hay hay efendim. Hay hay. Hay hay. 7.58'e baktın mı? Hı hı, baktım. Bunlar var zaten, bir şey yok ki. Anam börek yapmış. Kahvaltı etmediysen diye. Soğuk da yenir. Çok teşekkür ederim ya. Niye zahmet ettin? Tamam. Ben bunu bir kadar hazır ısıtırım. Bu da çikolata. Sonra yersin diye. Bunu anam yapmadı. Ya imdat, çok mahcup ediyorsun. Çok sağ ol. Miki değil mi? Hı hı, Miki. Fare de derler. Aslı Miki'dir. Ay Nazlı, ne kadar ince bir adam bu ya. Ya sorma. Ben de şaşırdım kaldım. Böyle çok saf komik ama bir o kadar da asıl bir adam. Görmen lazım. Ulan imdat. Sırf şansına. Yahu kardeşim yanlış olmuş, oynuyorsun. Bak öyle bir zar geliyor ki arkadaş, akla zarar ya. Acemiye zar gelir, acemiye. Bak. Adil abi, ben zarları yuttum. Rüstem, oradan yeni bir zar ver. Bu zarları yuttu ya. Ulan Atilla, sende de hiç akıl yok ya. Bu herifle tavla oynanır mı lan? Tavla oynamayı bilmez. Zalları yutar,
bir de ballı. Şimdi tuvalete gitse düşe sıçan lan bu. Estağfurullah. Ben bir bakayım lan tavla nesiye. Dalarmalar ötüyor ötüyor. Ne güzel konuşuyor. Şey. Gel. Berk Bey, istediğiniz program listelerini hazırladım ben. Tamam, koy şöyle sonra bakarım ben. Ya geri zekalı mısın sen? Dikkat etsene. Ne ettim bacım? Günah değilmiş şuncağız kıza. Sen dur, ben toplarım. Ya bırak. Bak. Bırak, istemiyorum. Bırak. Ya bırak. Anam. Nazlıcığım, ben Burçin adına senden çok özür dilerim. Bugünlerde biraz kendisi stresli, migreni var. Sen şimdi git masana biraz dinlen. Listeler için teşekkürler. Hadi canım, sen git git. Hayret bir şeysin Berk. İnanamıyorum sana. Nasıl talep veriyorsun bunlara? Allah'ın temizlik işçisi beni azarlıyor. Niye? Nazlı Hanım'a kızmışım. Burçin, aptal olma bebeğim. O temizlik işçisi dediğim bizim veli nimetimiz. Bak reytingleri. Adamın izlediği her program reytingde ilk ona giriyor. Sen Nazlı Hanım'ın haddini bildireceksin diye ben altın yumurtlayan tavuğu mu keseyim ha? Adam bir tuhaf, görmüyor musun? Eşekten köylen oluyor Nazlı'yı görünce. Bak nasıl aşık aşık bakıyor. Nazlı, kız beni al. Kim üzdü seni? Hoş geldiniz Kazım Bey. Yok bir şeyim. Hadi gel bakayım sen benimle. Hadi gel biraz konuşuruz. Hem Servet Bey de özledim diyordu. Vallahi bir şeyim yok, öyle miyim? Tamam canım, tamam anladık, yok bir şeyin. Servet Bey özledi dedik ya, Allah Allah. Sen şikayet etmeyi sevmez, bilirim. Ama bunların bugüne kadarki münasebetsizliklerini bana anlatmamış olmana bu defa ayrıca kızdım. Ben sizi rahatsız etmek istemedim. Ne demek rahatsız etmek istemedim Nazlı? El alemin adamı gelecek buraya, memlekette hava atacak, Amerika'da Chambord'da okudum diye. Ayrıca bir de kalkacak el alemin temizlikçisinin üzerinden prim yapacak, reyting yapacak. Bir de o yetmiyor, sözün meclisten dışarı. Kalkacaksın metresinde bizim paramızla hava atacaksın. Olacak iş mi Allah aşkına ya Servet Bey ya? Olmaz ki canım böyle şey. Peki Servet Bey ne düşünüyorsunuz, ne yapalım efendim? Doğrusu neyse olacak. O olacak. Burada güzel yorumun o güzel. Dünyada benzeri olmayan medyasından çok ilginç bir haberimiz var. Son günlerde reytinglerde hızla yükseliş yakalayan kanalın beyni kendi halinde bir temizlik işçisi çıktı. Biliyorsun ki ben televizyon işinden anlamam. Bre çocuk, günümüzde televizyon işinden ben anlamıyorum diyen bir adam kaldı mı? Yani reyting için beyin gerekiyor mu? Öyle düşünmeyin benim güzel yorumun güzel yöneticileri. Aslında burada bizi en çok şaşırtan nedir derseniz, bir işçiden kanala genel yayın yönetmeni olur mu? İşte böyle düşünmeyin. Çünkü burası Türkiye. Açın gözünüzü. Türkiye'de kimlerden neler olmadı ki? Bu işçi kardeşimizden de yani yayın yönetmeninin en alası olur. Eşinden, dostundan, tanıdığın biri varsa al sana danışmanlık yap. Kazım Bey sana genç televizyonculardan bir ekip de kuracak. Buradan kanalı yeni başına geçen arkadaşımıza, İmdat kardeşimize başarılar diliyoruz. Malın teki ben. Ne anlar lan bu televizyondan? Ne anlar lan bu televizyondan? Ne anlar lan bu televizyondan? Olmuyor. Size kravat olmuyor. Yalnız şunu unutmayın, manşetler hep iki parmak dışarıda. Manşetler, bunlar manşet. Bunlar hep iki parmak dışarıda. Beyefendi, bunlar insanı zengin gösterir. İki parmak dışarıda bırakmanız gerekiyor. Böyle kalsın, buna özen gösterir. İki parmak.
Evet İmdat'cığım. Artık yavaş yavaş programlarımız hazır herhalde. Vallahi bak hepimiz heyecanla bekliyoruz. Şimdi Kazım Bey, arkadaşlar sağ olsunlar böyle hep çalıştılar, çalıştılar. Çok güzel ettiler yani. Hani ne var bir program var. Kim 500 tane mi istiyor? Ne diyor ona? Kim 500 milyar ister? Bilgi yarışması. Ha bilgi yarışması ha. Bizim Kazım Beyciğim, bizim ilk mektepteyken hocamız böyle anlatıyor. Biz böyle böyle kafamıza girmiyoruz. Sonra bu böyle tok ona bir de vuru böyle kafamız alıyordu. Şimdi diyorum böyle hani bilemeyene tokatı. Bilemedin al sana. Bizim profesör de adını koydu. Kim 500 tokat ister? Ya İmdatçım, yani yarışmada adam soruyu bilemedi diye milleti mi döveceğiz ya? Vallahi dava eder. Merak etmeyin, yarışmaya katılacak her bir yarışmacıdan sözleşme alacağız imzalı. Böylece dava etmeye hakları olmayacak. Kendi rızalarıyla katılmış olacaklar. Evet, hem Kazım Bey ayrıca insanlar aynı şeyleri izlemekten çok sıkıldılar. Taze kan lazım. Biz de İmdat abinin bu fikrini biraz geliştirdik ve böyle bir format çıkarttık ortaya. Ha, böyle bir hornat ettik. Hornat değil İmdat abicim, format. Tamam kızım, fornat diyor işte. Fornat böyle bilemedim çok de. Bilemedim küt edenek. Bilemedim küttüm. Böyle yaptım. Kim 500 tokat ister? Evet Cihan Bey, soruyu sizin için son kez okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980 darbesinde ordu yönetimi el koyduğunda Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu? A. Kenan Kalav, B. Kenan Işık, C. Kenan Evren, D. Kenan Erçetingöz. B. Kenan Işık değil, o diye. O daha önce Dadı dizisinde aktördü. D. Kenan Erçetingöz değil. Niye? O da Candan Erçetingöz'ün kocası ve aynı zamanda bestekar. Evet. Aslında A ile C arasında kaldım ama... Kenan Kalav'la Kenan Evren arasında mı kaldınız? Evet. A. Kenan Kalav diyorum. A. Kenan Kalav diyorsunuz. Emin misiniz? A. Kenan Kalav. Eminim. A şıkkı Kenan Kalav'la geri dönüşü olmayan bir yola girelim. Girelim. Girdik bile. İyi misiniz? Format böyle. Ne yapalım? Doğru cevap C şıkkı. Kenan Evren olacaktı Cihan Bey. Bu yanlış cevap size tam 8.000 lira kaybetti. İmdatçım, yani tebrik ediyorum. Atilla eline sağlık. Vallahi bu yarışma çok tutacak. Kaç yaşındasınız? Tam 49. Tam 49. Evet. Böyle bir yarışma için biraz fazla değil mi yaşınız? Aslında biraz fazla, doğru düşünüyorsunuz. Ama işte sporcuyum, zinde olduğumu düşündüm. Umarım iyi düşünmüşsünüzdür. Artık geri dönülmez yola girdim. Peki, soruyu o halde sizin için son kez okumak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize matbaayı getirmiştir? A. Orhan Pamuk, B. İbrahim Müteferrika, C. İbrahim Sadri, D. Yaşar Okutan. Ben bu adamı tanıyorum, Orhan Pamuk. Son şık, D şıkkı, Yaşar Okutan diyorum. D şıkkı, Yaşar Okutan'la geri dönüşü olmayan bir yola girelim mi Nuri Bey? Girelim. Girdik bile. Bilemedin gerizekalı. Ben Orhan Pamuk biliyorum. Hala konuşuyor gerizekalı. Orhan Pamuk. Gerizekalı. Efendim?
şey mi dediniz? Devam edelim. Şey dediniz. Lütfen. Bu yanlış cevap Nuri Bey, arkanızdan konuşuyorum. Doğru cevap İbrahim Müteferrik olacaktı ve tam 16 bin lira kaybettiniz. Tokatlı bilgi yarışması. Dayaklı yarışmaya rekor başvuru. Öğretmenler isyan etti. Bir sürü program edilen. Yok. Bizi biri gözleyeme. Kaynanan vurun mu? Böyle bas bas bağırıyla. İnsan evladı, insanlıktan çıkıyor. Yani? Millet öyle seviyor İmdat abi. Ne kadar gürültü, o kadar reyting. Madem öyle sevilen. Madem insanı sevmiyorlar. Öyle sev. Direkt ben hayvanat olan. Yani kedi, köpeği, mamut, kuş, böyle fonatla yak. Ha? Kolay. Vay, 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 vay. Hayvanım olur musun? Yani bu kadar enteresan bir program daha ömrümde görmedim ben ya. Baksana Vatan Şaşmaz, Haydar Dümen, Zerrin Özer, Erol Büyükburç. Bu Erol Büyükburç'u biraz kızdırın, üstüne gidin çocuklar ha. Bak bu Zerrin Özer'i de ağlat kızım. Ağlat ki reytingler yükselsin. Hadi hayırlı uğurlu olsun İmdatçığım. Farklı ailelerin evlerine yerleştirilen yarışmacılarımız performanslarını sergiliyor ve tam bir hafta hayvan gibi yaşıyorlar. Bakalım ilk haftanın en hayvanı kim olacak? Ben kedi savaşım. Gerek nankör, gerek uysal, gerek de çocuklarınıza oyuncağı olacağım. Kedi Savaş bu hafta azmış kedi performansı ile Türkmen ailesinin ilgi odağı oldu. İşte Kedi Savaş'ın Mart kedisi performansı. Gel ağlama. Bakın nasıl da azıyor Kedi Savaş. Türkmen ailesi azmış ve susamış hayvanlarına su veriyor. Ağlama. Hadi kalk su iç. Evet sevgili izleyiciler, haberim olur musun? Tüm hızıyla devam ediyor. Görüntüleri izledik. Bakalım Haydar Bey ne söyleyecek bu performansa? Kimlik belirlemesinde eksiklikler vardı. Bunlara daha çok çalışması gerekir. Bu mesajları toplum istiyor, bekliyor. Bu bir şekilde yansıtılır. Mimiklerle yansıtılır, sesle yansıtılır. Cinsiyeti bile belli değil. Tam cinsiyetini oynamadı. Çünkü vatandaş hep bunu soruyor. Türkiye'de cinsellik göz ardı edile edile toplumda bir takım hasta kanılar oluşuyor. Bir hafta boyunca maymun olacağım. Kazanmak için her maymunluğu yapmaya hazırım. Maymun Belma, Yılmaz ailesinin bahçesinde her türlü maymunluğu yapıyor. Şeye Sakine'nin görümcesine benzemeyeyim mi? Bak bak. Belgesellerde oluyor ya. Şu kışı açık maymunlar. Hani kıpkırmızı oluyor hayvan nurası. Bu olmamış. Bunun kıçı kapalı. Hiçbir şey görünmüyor. Ayı, ayı sen katısın. Aylıkta birinciliği kimseye kaptırman. Bir hafta boyunca ayının önde giden olacağım. Bu konuda iddialıyım. Ayı Erhan her haliyle tam bir ayı. Hayvanlıkta sınır tanımıyor. İşte Kalafat ailesinin yanında bir hafta yaşayan ayı Erhan'ın buzdolabından bal çalma performansı. Gerçekten de hayvanca. Bravo ayı Erhan. Hemen Zerrin Hanım'a dönmek istiyorum. Programımızın ilk başından beri ayı Erhan'a destek verdiğinizi biliyoruz. Fakat SMS'lerde biraz bu hafta düşük gidiyoruz, ne dersiniz? Onun yapmış olduğu ayı motivasyonuna bütün engellemek için her şeyi yapılıyor. Yani neden, niye yapılıyor onu anlamıyorum. Ve ben çok üzülüyorum. Hakikaten hiç ben yorum falan yapmak istemiyorum yani. Hiç hakikaten istemiyorum. Yapmayın. Yok bu hafta tam ayı gibi. Yok bu hafta tamam. Bir lütfen Zerrin Özer'e moral alkışı sevgili izleyiciler. Yarışmacılara bir diyeceğim var.
her kuşun eti yenmez. Sinan ve Bengü Hanım'ın evine yerleştirilen kuş Eyüp ise sahipleri evde yokken her türlü yaramazlığı yapıp tam bir kuş beyinli performansı sergiliyor. Hatta bir ara Bengü Hanım'ın çiçeğini yiyor. Bravo kuş Eyüp. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Salak! Babacım. Erol Bey, ne diyorsunuz? Şurada kaç saattir oturuyoruz, doğru dürüst bir eylem görelim diye. Hiç kimse dersini çalışmadan gelmiş buraya. Berbat bir şey. Ben bir kere Erol Büyükburcu'm. Beni burada boşu boşuna oturtamazsınız. Tamam mı? Erol abi tansiyonunuz var. Beni böyle yoramazsınız, saatlerimi alamazsınız. Bana doğru dürüst bir eylem koyacaksınız ortaya. Ya oraya çıkan insanlar hakikaten dersini iyi çalışmış olması lazım. Yoksa sıfır, 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 sıfır. Hepsine sıfır atıyorum. Alo. Ah Kamuran, ne haber kanka, nasılsın? İyiyim abi, sağ ol. İsim adres listelerini gönderdim ben mailine. Biraz geç oldu be Kamurancım ya. Biz zamanında acele diye söyledik değil mi sana kardeşim? Sokayım göndereceğin adreslere. Abi bu işin erkeni geçimi var. Bakkalda satılmıyor ki bu liste. Kelle koltukta toparladım ben ya. Tamam sağ ol kardeşim ya. Ben kendim bir toparlayayım. Emeğinin karşılığını halledeceğiz, tamam? Hadi eyvallah. Geri zekalı. Ay Berk. Deli misin sen? Ya adama geç oldu diyorsun. Toparlasana biraz kendini. Ya o listelerin sende olduğunu düşünsene. Televizyonun kralı olursun, kralı. Evladım soruyorum, nasıl beğendin? Neresini beğendin vatan? Yani olamaz böyle bir şey ya. Erol abi tansiyon biliyorsunuz, ne olur kolesterol. Tamam ben tansiyon mansiyon çıktım, ben onu kaybettim. Ama bu güzel hayvanları, bu doğadaki güzel hayvanları böyle bu kadar kötü tersim etmek, bu kadar kötü resmetmek, Allah'ım bizi affet ne olur. Bu insanlar böyle işte işi öğrenmeden senin o güzel mahlukatını taklide kalkıyorlar. İşte böyle rezillik yapıyorlar. Zaten korkuluktan farkım kalmadı ki. Yani beni burada oturttunuz, aynı korkuluk, bir de kargayı getirip kuş diye... Erol Bey biraz sakin, ne olur. Erol Bey biraz sakin. Bana bak İmdat. Beni tanıdın mı? Böyle armut gibi bakma. Ben kimim? Kim? Ben Salih'in tek zor. Böyle televizyon işleri cam sileye benzemez. Sonra adamı alırlar paçasından aşağı. Kimse almazsa kim alır? Ben alırım. Tüm dünya bu yarışmanın peşinde. Hayvanseverler isyanda. Hırsızlıkta rekor arttı. Vay 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 vay. Sen buralarda gelir miydin be? İmdat televizyona patron oldu, götü kalktı diye düşündük. Profesör. Senin de ondan aşağı kalır tarafın yok ha. Geçin, geçin. Selamünaleyküm ağalar. Ya aşk olsun. Biz Atina abinden hep diyor ki ya kahveye gidelim, kahveye gidelim. Mustafa abiyi görelim. Olmadı. Ya televizyon işi bambaşka. Sinir işi. Üstem sen de ayıp ediyorsun ama. Biz öyle biraz saltanat görünce eşini, dostunu, arkadaşını satacak adamlar mıyız lan? Ne bileyim oğlum, haftalardır uğramıyorsunuz da. Neyse. Oğlum, bunlara iki çay getir, dört çay koy. Zengin oldu yavşaklar, iki misli ödeyecekler bundan sonra. Allah, bizim program başlıyor, bir açak mı? Uzun eşek. Profesör, eline sağlık ya. Yanınca dırdır ettim ama o taktığın çanak, uydu anten midir neyse. Sayesinde pırıl pırıl izliyoruz ha kanalları. Helal olsun. Geçirdin değil mi oğlum ikimiz? Aferin. Aa başlıyor. Türk televizyon tarihinin en kolay anlaşılır, en basit, en düz programı Uzun Eşek başlıyor. Kanallı ekranlarından herkese sevgiler, saygılar efendim. Yepyeni bir yarışmayla karşınızdayız. İşte Uzun Eşek'le karşınızdayız. Uzun Eşek. Uzun Eşek.
Biz eşeğin önde gideniyiz çünkü biz uzun eşeğiz. Neredeyiz? Neredeyiz? Nasılız? Nasılız? Evet, görmüş olduğunuz gibi eşek gibiyiz efendim. Gelsin. Halk uzun eşek dedi. Uzun eşek düşünmeden beyni ve vücudu geliştiriyor. Uzun eşek okullarda zorunlu spor olsun. Servet Beyciğim, vallahi daha ikinci gün yarışma reytingde birinci yani. Yani memlekette olay oldu efendim. Bu imdat bizim yüzümüzü kara çıkarmayacak Servet Beyciğim. Hatta ben bir slogan da ürettim yani. Kanal iyi, hepsinden iyi. Olmadı mı efendim? Artık herkes Kanal İ izliyor. Tüm Türkiye Kanal İ'ye kanalize oldu. Kanalizasyon başladı. Sabri, sendeyiz. Bana bir neler oluyor, bir neler. Kanal İ, daha iyisi yok. Sayın Bakanım, ne diyorsunuz bu Kanal İ işine? Bütün memlekette bu adamların programları konuşuluyor. Çok acayip acayip işler yapıyorlar. Millet seviyor mu bunları? Öyle böyle değil Sayın Bakanım. Nereye gitsek Kanal İ. Şehir, köy hiç fark etmiyor. İyi işte. Daha ne? Ne istiyorlarsa yapsınlar güzel güzel. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Servet Bey de çok memnun. Yalnız şöyle 3 tane yarışma programı yaptık. Bir de diyorum böyle bir iki değişik bir şey yapalım. Ne? Kazım Bey, biz arkadaşlarla düşünük ne o? Bir şey programları var böyle, ünlülerin hayatını şey ediyorlar. Magazin programlarını diyorsunuz. Yalnız o programlar eskide kaldı. Hakan'cığım, bir dinleyelim önce. Belki İmdat Bey daha farklı bir şey söyleyecek. Ya biz de dedik ki, ne ünlülerin hayatını şey ettiriyor, hani şey ediyor, şey ediyor ya, ünlüsüzlerin hayatını şey edek. İyi proje bak, çok iyi proje. Bunu yalnız böyle ekrana yansıtırken koca az sonra, az sonra diye vurun. Yasız. Bir de şey sorsam, hani bir güzel olan var böyle çıkıyor böyle dibi 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 anlatıyor. Böyle dibi 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 anlatıyor ya. Türkiye'nin dört bir yanından mahallenizin magazinini evinize taşıyan Telemahalle. Hoş geldiniz sevgili kanalı izleyicileri. Lüks mekanların ya da ünlülerin değil, hayatın içinden ve sadece sizin magazin programınız Telemahalle. Az sonra tıraş olurken kendisine sürttüğü için berberine kafa atarak burnunu kıran Salih abiden şok açıklamalar. Baktım normalde başta güzel güzel kesiyordu. Sonra bir baktım bir kesiyor bir dayıyor. Bir kesiyor bir dayıyor. Ulan dedim ne oluyor? Azman Mahallesi berberi İsmet kendini nasıl savundu? Diyemiş. Bebeğin raconda var diyecek tabii ki. İnternette bir arkadaşlık sitesine üye olup 18 kişiyle birlikte olan Bakırcılar Mahallesi sakini Hatice Hanım'ın kocası gözyaşlarına neden engel olamadı? Bir gün arkadaşlarımla bulacağım dedi yıllar sonra. Bana bunu yaptı. Gün gören de şok. Üst komşusu Aysel'in muhabbet kuşunu yakalayıp yiyen Nalpur Mustafa kendini nasıl savundu? Kuşu niye yedi? Kuş etmiyor, kuş etmedi hep duruyordu. Şimdi onu da kuş etmiyor. Güllü abladan sıfır numara Mahmudiye Mahallesi dedikoduları top 5. Çok dedikodu var, hangisini anlatayım ama ben size flaş birini anlatayım. 5 numaranın oğlu İbni olmuş, hem de böyle. Hem de nasıl? Oha! O 5 numaranın karşısındaki dairedeki kız İbni olan çocuğa aşık olmuş. İntihara kalkmış. O adamı da ibnelik yaparken karşı bakkalına, bakkalla yakalamış onu. Çık! Ben kızı uyandırdım, uyandırdım. İnanmıyor. Yok, bu dedikodular olay yaratacak. Hepsi ve daha fazlası Dere Mahalle'de. Az sonra. Az sonra. Burçin,
Ben bu listelerin işimize nasıl yarayacağını buldum bebeğim. Nasıl hayatım? Ben bu televizyonu bunların münasip bir yerine sokmazsam bana da Berk demesinler be. Peki nasıl sokacaksın? Ha, ateş olur yakarım, rüzgar olur yıkarım ben adamı ya. Ben o kakalağı var ya kendi çöplüğüne göndermezsem bana da Berk demesinler. Hayvanseverler Pele Mahalle'ye de karşı. Pele Mahalle komşuluk ilişkilerini canlandırdı. Pele Mahalle çok tehlikeli. Öğle yemeğine buraya gelmemiz pek güzel oldu. Anamın böreğini getir. Seversin. Ya İmdat inanamıyorum sana. Evden börek mi getirdin? Ya bütün televizyon senin emrinde. Ya televizyon emrimde diye televizyondakilere mi yiyem? Nasıl bir adamsın sen ya? Hem altın gibi bir kalbin var. Hem de altın gibi bir beynin. Nasıl oluyor ikisi birden? Kaç numaralı kutuyu seçiyorsun Hakan? 6 numara Alper diyorum. Emin sen açacağım. Aç abi sen aç. Açıyor. Tamam aç açsın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ve kutu açılıyor. Ve Hakan kendine eş olabilecek birini kaybetti. Kutudan kırmızı çıkması demek şansımızın bittiği anlamı taşımıyor. Şansımız hala devam ediyor. Kaç numaralı kutu? Ya İmdat abi ya. Çok güzel düşündün ya. Yani bu program var ya kesinlikle ortalığı kırıp geçirecek. Hatta var mısın yok musun bile sollayacak. Emin mi? Yakar mıyım? Açıyorum. Aç abi. Açıyoruz 3 numarayı bakalım. 8, 6, 5, 4. Ve Hakan 3 numaralı kutudan 21 yaşında kendine eş olabilecek birini daha kaybetti. Ulan Kamuran bu adresler yanlışsa var ya yakarım seni. Geç, geç. Bas ya, bas. Buyurun. Cemil Bey. Evet. Merhaba, şanslı gününüzdesiniz. Hadi, hadi iyisiniz. Geçin içeri, geçin, geçin. İçeri, içeri. Durma. Vallahi iyisin ha, hadi. Hamit Bey, bir abilik yapmanızı bekliyor Hakan. Ona ve annesine yapabileceğim en iyi teklif yapıyorum diyor. Çok teşekkürler. Ve hazırsan Hamit Bey'in teklifini göreceğiz. Ve sevgili seyirciler, Hakan bir teklifle karşı karşıya ve Hamit Bey'den gelen teklif. Rezvan, 1.59 boyunda 105 kilo. Boş musun, dolu musun? Ben kutuya gidiyorum ve... Son boşum. Hakkı. Evet, boşum diyorum. Boşum diyor ve kendi kutusuna gidiyor. Ya İmdat, nereden aklına geliyor arkadaş senin böyle şeyler ya? Müthiş olmuş ya. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Buyurun. İmdat, number one'sın. Tebrik ediyorum seni. Büyük adamsın, büyük. Burada başının derde geleceği bir durum yok ki. Sende şimdi reyting ölçme cihazı var mı? Var. Süper. İşte bununla ilgili ufak bir yalan sana çok güzel para kazandıracak. Ben sana ne diyeceğini söyleyeceğim. İşim bittiğinde de parayı keş olarak vereceğim. Bu zamanda kimse kimseye keş para vermiyor Cemil abi. Tamam yapalım yapmasına da sonradan başımıza bir iş gelmesin. Aman Cemil Bey ne iş açılacak? Siz çok zeki bir adama benziyorsunuz. Öyle güzel rol yaparsınız ki size dizi teklifi bile gelir. Tamam yapalım öyleyse. Yap abi sen bu işin kralını yaparsın ya. Kayda giriyorum aşk Tom. Gir hayatım. Kameraya bakarak mı konuşacağım? Evet kameraya bakarak konuşacaksın. Tamam, hazırım. Eşin bu kutuda. Evet. Bakalım mavi mi, kırmızı mı? Ben kutuyu açıyorum. Hakan kutusuna doğru gidiyor. On.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. İnşallah iyi çıkacak. Yalnız Hakan hiçbir şey kaybetmiş sayılmaz. Çünkü 29 yaşında hamur işlerinde ve sulu yemeklerde çok başarılı. Evlendikten sonra annenle yaşamayı kabul eden bir eş adayım var. Evet. Kocaman alkışlar Hakan'a. Boş musun, dolu musun rezaleti? Skandal, kutusundan 43 yaş büyük eş çıktı. İşsiz gence, manken gibi de. Sayın Bakan, ne diyorsunuz bu duruma? Böyle bir soruşturma falan yapsak mı? Hayır, kutudan kim çıkarsa onunla evlendiriyorlar. Ne güzel işte. Ayırmıyorlar, boşandırmıyorlar, evlendiriyorlar. Ne zararı var? Ama Sayın Bakanım, yarışmayla falan olmuyor. Kumar gibi. Lan oğlum, evlendiriyorlar ya neticede. Daha ne istiyorsun? Kesinlikle haklısınız efendim. D şıkkı kuş palazı diyeceğim ben. D şıkkı kuş palazı diyeceksin. Emin misin? Nizat'cığım, bu akşam evet, yayınlanacak program D bu mu? D kuş palazı eminim. D şıkkı kuş palazı ile geri dönüşü olmayan bir yola girelim mi? Girelim hocam. Girdik bile. Vuracaksınız hani... zannettim hocam. Emindin değil mi? Eminim çünkü sorudan eminim yani. Sorundan eminsin. Ben de vuracak gibi yaptım, vurmadım. Çünkü pek tabii ki doğru cevap. Evet. C şıkkı İspanyol gölü. İrfan Bey, hayat bazen böylesine ilginç, böylesine acı veya tatlı sürprizlere gebedir değil mi? Ya İmdat. Yani bu adam bir gün tepesi atacak, kayışı sıyıracak, sağlı sollu tekme tokat birisine girişecek. Ben ondan korkuyorum ya. Başımıza iş almayalım sakın. Klasik Türk müziğinin en büyük sanatçılarından biri sayılan, pek çok Mevlevi ayiniyle ve Gülnihal adlı eseriyle ölümsüzleşen müzik adamımız kimdir? A. İsmail Dede Efendi. B. Mercan Dede. C. Telli Baba. D. Sem Amca. Bu sefer kesin Orhan Pamuk. Sem Amca olamaz. Hala Orhan Pamuk diyorsun. Hala Orhan mı? Gerizekalı! Bence. Gerizekalı! İsmail Dede Efendi. O da olamaz. Niye? İsminde efendi var. Sanırım Cumhuriyetimizin ilk kapıcısı. Pardon? Cumhuriyetimizin ilk kapıcısı. Kim? İsmail Dede Efendi. Peki. B. Mercan Dede diyorum. Mercan Dede mi diyorsun? Evet. B. Mercan Dede. Bir de utanmadan. Doğru cevap A şıkkı İsmail Dede Efendi olacaktı. Bir de utanmadan. Bu sanatçıya Cumhuriyet tarihimizin ilk kapıcısı dedin ha. Ya İmdatçığım. Bu yanlış. Yani programlarımız çok iyi gidiyor da hala şu an haber bültenini çözemedik. Gerçi Ali Kırca ile konuştum ama onun da sözleşmesi vardı, olmadı yani. Ya İmdat, ya hani bir tane bir adam vardı, televizyonda şey yapıyordu. Ya sen Ali Kırca diyordun ya ona, ben yok diyordum, sen hala iddia ediyordun. Ha, sarı bıyık. Ya sarı bıyık böyle televizyonda çıkıyor, böyle korkunçlu yapıyor. Ondan bile ona benziyor, ondan bile. Ya hem Ali Kırca'nın yerine geçecek, hem çok daha ucuza gelecek. Devir hesap devri Kazım Bey. Kalan parayla da bir sürü program yaparız icabında. Ya o zaman koyun sarı bıyığı. Yalnız şu hava durumuna da sıkı bir isim bulun be. Titresin şöyle, titresin. Kanal İyi Haber Merkezi'ne, haberin merkezine hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz.
Bugün akşam saatlerinde Ergenekon soruşturması kapsamında ben tutuklandım. Daha sonra suçsuz olduğum anlaşılarak bir saat içerisinde serbest bırakıldım. Tüm bunların ayrıntılarını almak için Ankara muhabirimize dönüyoruz. Evet Necmi, duyuyor musun beni? Evet duyuyorum Sarı Bıyık. Bütün izleyicilerimiz merak içinde. Ben Ergenekon soruşturmasında neden tutuklandım, neden serbest bırakıldım? Seni dinliyoruz. Evet şu anda burada büyük bir karmaşa hakim. Biz de olaya vakıf değiliz. Fakat ilerleyen dakikalarda bir açıklama yapılacağı söylendi. Daha sonra tekrar bağlanacağız stüdyolara. Penaltı yenilikleriyle rakiplerini titretmeye devam ediyor. Sabri. Değerli kanalı izleyicileri, Türkiye'nin en kapsamlı ve en ayrıntılı manevi duygularım ve hislerimle hazırlanmış olduğum hava durumuna hoş geldiniz. Hissi kalbe vuku, yani altıncı his, bilimin bile çözemediği, bilimin bile içinden çıkamadığı altıncı hislerime güvenerekten bugün Karadeniz'den başlayarak hava durumunu sizlere anlatacağım. Karadeniz'e kara bulutların dolaşını söylüyorlar. Siz aldırış etmeyin. Yağmur gelecekmiş. Yağmur gelsin. Berekettir, rahmettir, huzurdur. Hiç aldırış etmeyin. Balkanlardan gelen alçak basınç dalgası ki oradan pek de hayırlı bir şey gelmiyor. Ne hikmetse hep böyle değişik değişik şeyler geliyor. Biz onlara aldırış etmeyelim. Siz sabahleyin en iyisi üzerinize ceketinizi alın, montunuzu alın. Çıkın evden öyle çıkın. Bu arada Akdeniz'le ilgili size bilgi vereyim. Akdeniz'de sisli bir hava hissediyorum. Diyeceksiniz ki nereden hissediyorsunuz? Ayaklarım karıncalanıyor. Mübarek karıncayı da hafife almamak lazım. O da rahmetin, bereketin habercisidir. Anadolu'dan yoğun telefonlar alıyorum. İşte yarın havalar hocam nasıl olacak? Tarlamızda herhangi bir problem olacak mı? Sel basacak mı gibi. Ve kardeşim diğer kanallarda ucube programları izleyeceğinize beni izleyin. Ben bütün yoğunluğumla, hislerimle size hava durumunu hazırlıyorum. Kaçırmayın. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kanalı hava durumunda yarın akşam tekrar sizlerle beraberiz. Hazır televizyonla para gelirken ha, anama bir ev alayım diyorum. Rahat etsin kadıncağız. Çok güzel düşünmesin Emrah. Tabii ki al. Diyorum ki hazır anama ev alıyorken ha, ben size dutlukmuş eskiden buralar. İlahi imdat ya. Niye dutluğu ya? Denizmiş işte. Eskiden de denizmiş, şimdi de deniz. Dutluk nereden çıktı? Ha denizmiş. Tutluk olsa gemi nasıl gidecek? Ne güzel, hep denizmiş, hep aynı. Sen aynısın. Ben aynıyım. Ne güzel. Seni yerim, yerim. Ya kes kes ablacığım, ne parası ya? Allah'ım yarabbim, çıldıracağım ya. Ablacığım bak, para verdi falan deme. Lütfen para olayına girme. Zaten hediye dedin. Parayı daha sonra soracağız. Senden neyse de onları anlat, tamam mı ablacığım benim? Ya Berk, ablanın üstüne kıyafet değiştirsek mi? Acaba senin beynini mi değiştirsek? Ne kıyafeti ya? Manyak mısın kızım sen? Film mi çekiyoruz burada? Haber çekiyoruz. Yılın skandal haberini çekiyoruz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Titirecek adam programına başlıyoruz. Konuklarım hazır. Siz de hazır mısınız? Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Sen gerçekten büyük hatlar karıştırmışsın. Bu kadına yazık. Kim izliyordun içeride? Söyle bakayım İhsan Bey. Kim vardı banyonun içinde? Baldız vardı. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz hanımlar? İçeride baldız var. Banyonun kapısının deliğinden baldızını izliyor. Karısı da diyor ki ne yapıyorsun? Kaza aldım. Zannedersiniz ki banyonun kapısı Tem Otoyolu. Yasemin Hanım, ben bu televizyonları izliyordum.
Hani şu ünlülerin sellütü var mı yok mu diye. Ben de bizim Baldız'ın sellütü var mı yok mu diye bakıyordum anahtar deliğinden. Sellütü varsa doktora götürelim diye. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim İhsan Bey. Sen yüzüne tükürülecek adamsın. Öyle değil mi hanımlar? Ya bu konuda yardım istiyorum, destek istiyorum. Ya Semin Hanım, önce ben tüküreyim, izin buyur, verin. Buyur canım. Almaz adam, sana. Baldızın o banyoda gördüğün neresi varsa gözüne dizine dursun. Haram olsun, hayrını görme inşallah. Hayvan herif, öküz herif. Sapık adam, hiç gencecik kızda bir selülit olur mu? Utanma, şerefsiz adam. Terbiyesiz, ahlaksız adam, kalıbından utanma. Aferin İmdat. Sonunda bir güzel program yaptın. Tüh, Allah belanı versin. Tükür tükür. Benim için de tükür. Ekranda kadın terörü. Yine getirilir mi bir adam? Hayvan severler erkekler için yine isyanda. Bak ne diyor, bak İmdat bana para verdi, bana hediye verdi diyor ya. Bana hediye verdi diyor. Bu kaset de yayın hazır güzelim. Montajsızlar burada, montajlılar da burada. Aklında bin yaşa be Burçin. Bak göreceksin, olay olacak. Hangi kanala götürürsek götürelim var ya, bunu ana haberde yayınlayacaklar. Skandal olacak. O kakalak var ya, Türkiye'de kaçacak delik arayacak. Bunu kutluyor mu? Ya dur kızım, ne kutlaması ya? Şunlar bir yayınlansın, bir skandal olsun, bir patlama olsun, ondan sonra kutlarız. Allah Allah. Koyun can derdinde, kasap hala et derdinde. Bir dur. Azgınlığın lüzumu yok. Ya bir program var. Hani yemek yiyorlar. Ha, birbirlerinin yaptığı yemeği falan eleştiriyorlar. Ya. Ya ben diyorum, nereye gidiyor bu yemekler? Hani böyle bir... Hornat yapak. Yemekler nereye gidiyor onu gösterek. Tuvaletteyiz. Beş yarışmacı bir ev bir tuvalet. Tek kural etmemek. Yani kakanızı yapmamak. Rekabet hırs azim. İnsanoğlunun kendi bokuyla imtihanı. Tuvaletteyiz. Asıl kanalizasyon şimdi başlıyor. Tuvaletteyiz evinde heyecan dolu dakikalar devam ediyor. İlk günden reytingleri alt üst eden, tabiri caizse diğer kanallardaki yarışmaların üzerine sifon çeken yarışmamızda dördüncü gündeyiz. Hepsi yiyip içip büyüğünü tutuyor ve ödül için büzüğünü kasıyor. Sonunda işin ucunda ne var diyeceksiniz. İşte burada klozetin içinde 50 bin euro var. Klozetin içinde bunu kazanmak için de son eden olmak gerekiyor Atilla. Evet, en son ben edeceğim. 50 bin euroyu alacağım. Kaç gün sonra edersiniz? Valla ortalama aşağı yukarı tahminimce 15 gün daha tutarım. Oo, Atilla gerçekten çok iddialı. Bakalım diğer yarışmacılarımız tutma konusunda nasıl ilerliyorlar Kadir? Evet, ben de tutuyorum ve tutacağım da. 4 gündür tutuyorum. Daha 5-6 günde atlarım. Bak anne, ben de dün sabahtan beri tutuyorum. Kız boyun devrilmesin senin emi. Şimdi yapacak halının ortasına çabuk tuvalete. Hiç de güzel bir şeye özenmezsin zaten. Açıkçası büyüğü tutmak o kadar problem olmuyor ama yani küçüğü tutmak çok da kolay değil. Küçüğü tutmak mı dedin Selma? Sen küçüğünü de mi tutuyorsun Selma? Selma küçüğünü de tutuyormuş. Burada bir VTR girelim. 0-3 Selma 4 gündür çişini de tutuyormuş. Bu kadarına pes artık. Selma salmaya gidiyor ve 0-1 Kadir'den şok suçlama geliyor. Selma küçüğünü de tutuyormuş. Tutuyor ama kabızlık ilacı içiyor. Kabızlık ilaç mı içiyor? Evet kabızlık ilacı. Emin misiniz? Eminim, gördüğüm gözlerimle kabızlık ilacı içiyor. Görmediğiniz bir şeyi nasıl iddia edebiliyorsunuz, anlamış değilim yani. Ben daha dayanamayacağım. Ben dayanamayacağım zaten. Olacak iş değil ya. Yok, ben yok. Kadir ne oldu Kadir? Birdenbire bir şeyler oldu. Bırakacak mısınız? Çok edecek misiniz? Edeceğim tabii ki. Mecburum etmeye çok fenayım. Sinirleri gerilen Kadir'in yüzüğü gevşiyor ve soluğu tuvalette alıyor. Kadir sonuç?
sonuç kaybettim. Ne yapayım? 4 gün bekledim. 4 gün sonra kaybettim. Ve kadir sıçtı. Gözyaşları da sel oldu aktı. Dramatik anlar yaşanıyor. Tuvaletteyiz evinde. Kadir 4 gündür tutuyordu ve maalesef bıraktınız. Üzgün müsünüz? Üzgünüm tabii. 4 gün uğraştık, bekledik, tuttuk. En son bir kavganın yüzünden kaçırttım işte. Kadir Bey'in çok üzülmesi ve üzüntüden altını doldurması beni çok üzdü. Ve o an beni çok etkiledi. Ve benim açıkçası bu yarışmada... Buse ilk duru yaparken dinlemiş. Affedersiniz ama dinle, sıçarken ya. Yanımda mıyız? Beni sinirlendiriyor. Ya siz de siz beni niye takip ediyorsunuz ya? Ben bunu hak etmiyorum. Cidden hak etmiyorum. Hak ediyor mu etmiyor mu? Biz susalım, kameralar konuşsun. Gerçekten ben büyüğümü yaptım. Ya küçüğümü yaptım. Hani bunu büyüğümü yaptım. Ya arkadaşlar benim midem bulandı ya. Yani daha fazla seyredemeyeceğim ben bunu ya. Yani sizin aklınız uyduk bir iş yaptık ama durun bakalım. Biz yaptık ama ben bile dayanamıyorum bazen. Kazım Bey öyle söylüyorsunuz ama reytingler patladı yani. Sıkmaktan yarışmacılar patlamasın da. Ya bu arada imdat nerede? Tuvalette. Tuvaletteyiz günün değil, haftanın, ayın, yılın değil. Son 10 yılın en çok izlenen programı oldu. Uç Sabri. Bana bile neler oluyor? Kanal İ. İ'nin de ötesi. İktisatçılar ayaklandı. Yuh, bu kadar olmaz artık. Doktorlar uyarıyor, tutmak tehlikeli. Buyurun. Berk Bey, size bir şey söyleyeyim mi? Bu kasetten bir şok. Şimdi bütün Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya sizi seçmeyeceğim de ben kimi seçeceğim ya? Ya Türkiye'deki en ciddi haber programı sizde. Öncelik her zaman sizindir. 3-5 tane köylü kurnazının yaptığı bir şey işte yani. Yakalandılar, nereye kadar? Çok eminim canım. Çok eminim canım. Arkadaşlar bizim bu yeni tartışma programı saat kaçta start alacak? Şimdi bu bitiyor. Ondan sonra bizim program başlayacak Kazım Bey. Canlı yayın olduğu için bu sefer biraz daha heyecanlı tabii. İmdat abi öyle bir şey yaptı ki biz de bilmiyoruz ne olacak. Ya ne olacak? Millet zaten deli gibi tartışıyor. İmdat da dedi madem deli gibi tartışıyorlar o zaman esastan deliler tartışsın. Asabiyet meydanı başlıyor arkadaşlar. Türkiye'nin Asabiyet Meydanı'na hoş geldiniz. Bu gece çok güzel konularım ve konuklarım var. Efendim bu akşam Türkiye'nin, ülkemizin önemli sorunlarını masaya yatıracağız. Türkiye 2009 ilk çeyrekte %13 oranında bir küçülme gösterdi. Bu küçülme sizleri nasıl etkiledi? Ne? Evet. Senden alalım. Geliyor ya oraya ara arabayı koydular. Orada duran çocuklar evet. Geldiklerinde öyle deli gel. Evet. Araba kolum yiyor evet. Duruyorlar dedi. Çok ara doğru. Dedi, çocuklar oraya geldi oraya arabası da tarada tarada dedi. Ondan sonra orada o çocuklar geldi böyle o kadar dedi. Evet. Ben evet. Buradan sirko selam söylemek istiyorum. Çok güzel. Sirko, sirko. Ananın bacınız. Anan, bacınız. Arkadaşlarla dedemiz ondan sonra orada araba derince adam orada arabaya. Evet, senden alalım. Etkilendik, etkilenmez miyiz? Bizim mahallede bir tane Mehmet var. Heh. Çocuk da 6 yaşında ama yani evet. O bile... Geçen gün gördüm ağlıyordu. Niye ağlıyorsun dedim. 2009 ilk çeyrekte küçülmüşüz bayağı dedi. Evet. O bile çok güzel, çok güzel. Derinden etkiledi bizi. Ben Sırkan selam söylemek istiyorum. Sırkan, Sırkan senin anan bacın. Arkadaşlar böyle geliyorlar orada. Bravo.
Evde oracını çöktürmüşler diye bana versin. Hadi buraya geliyorlar. Ondan sonra koştu da bizim orada orası bir amına kulum ile öyle yemeyeler. Serko. Bana bak oğlum, belini seninle kaç kere söyledim. Belini ayağını canıma demin. Yani amına bak. Serko. Canıma zıfayın dedim. Seni benim Allah belanı ver. Serko. Bizim orada arabalar gelir. Hep arkadaşlar oraya geliyor içeri bak. Böyle onu bu kadar yedim böyle arkadaşlar. Bum 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 diyorlar. Murat, oğlum arkaya verir misin? Bayan arkadaşımıza verir misin? Çok güzel, çok güzel. Bravo, 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 bravo. Harika. Ana ben burada televizyona çıktım ya. Ne? Arkadaşlar şunun sesini bir açın Allah aşkına ya. İyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Bütün Türkiye'yi şok edecek bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Aslında Türk medya tarihinin en büyük skandalını ortaya çıkarıyoruz. Bir süredir kanallar arasında birinci sırada yer alan ve reyting birinciliğini hiç kimseye kaptırmayan Kanal İ'nin aslında bu başarısını reyting skandalına borçlu olduğunu göreceğiz izleyeceğimiz görüntülerde. Ve bu skandalın arkasındaki isimse bir süre önce kanalın genel yayın yönetmenliğine sansasyonel bir biçimde atanan temizlik işçisi İmdat Bayram'dan başkası değil. İşte İmdat abi, şok edecek, bu kadın ne diyor ya? Şok, şok, şok. Rating rekorları kıran Kanal İ'nin patronu dolandırıcı çıktı. Asıldı, ne oluyor lan? İşte Kanal İ genel yayın yönetmeni eski temizlik işçisi İmdat Bayram'ın parayla tuttuğu evinde rating ölçüm cihazı olan kişilerin şok açıklamaları. İmdat Bey bana geldi. Benim söylediğim programları seyredeceksiniz. Her ay 500 dolar para yatıracağım dedi. Yüzüne tükürülecek adam, kim 500 tokat ister, hayvanım olur musun falan gibi programları izledik. Hep Kanal İ'yi seyrettik evde. Kapı çaldı, açtım. Baktım bu adam, yani İmdat. İmdat? Ya bu nedir Allah'ını seversen İmdat? Gerçekten Türk televizyonculuğu adına büyük bir skandal. Büyük bir emek hırsızlığı. Büyük bir saygısızlık, evet. Ve Türk halkını aptal yerine koymak. Ben yaktın İmdat ya. Vallahi yaktın ya. Işte, bu işin matematiğini çözmüş bir kanalizasyon patladı. Bu sabah gazetelerde öyle bir haber vardı ki huyumuz kurusun, biz söylemiştik demeden duramayacağız. O kısa sürede hepsi birbirinden ilginç, hepsi seyirciye ayna tutan, bize işte siz bunu seviyorsunuz diyen programlarla benim güzel yurdumun en önemli televizyoncusu olmuştu. Kanalizasyon başladı dedi, Kanal İ'yi zirveye taşıdı. Sonra reyting tanrıları kurban istediler ve kanalizasyon patladı. Olan ona oldu. Sayın Bakanım, ne diyorsunuz bu rezalete? Olacak iş değil. Ne yani, şimdi bu adamın işleri hep yalan dolan mıymış? Adam reyting cihazı olanlara para yedirmiş efendim. E o zaman alın koyun içeri, ne diyeyim? Koyalım efendim. Bak bak ne yazmışlar bak. Televizyonların reyting makinesi olarak medya dünyasına bomba gibi düşen İmdat Bayram'ın reytinglerde yapmış olduğu dolandırıcılık su yüzüne çıkınca kendisine cezaevi yolu göründü. Hop gel babana. Ya Atil abi ya, Allah aşkına bu nasıl bir adiliktir ya? Bu var ya, bunların o Berk denen pislik var ya, onun işi. Görmedin mi haberlerde? Kadının yanında o da vardı. Demek ki o kurdu bu tuzağı İmdat'a. Bu işte bir tezgah var Nazlı. Kesin bunda bir biteniği var. Ne güzel valla. Aynı Tatar Ramazan. Tatar Ramazan biliyor musun? Film. Aa, televizyondaki herif değil mi lan bu? Hani reytingi dolandıran adam? Kardeşim nereye geçecek? Tatar Ramazan. Ya televizyon da var, şahane. Ne başlayacak şimdi? Birazdan ebedinki başlayacak. Seyredeceğim. Ya,
geçmiş olsun İmdat. Haberlerde gördük. Ulan televizyon yüzünden hapse düştün, hala akıllanmadın aklın televizyonda. Mustafa abi sen ne arıyorsun burada? O Atilla var ya, onun ben anasını avladım. Tövbe yarabbim, tövbe. Hayır Allah, ne yaptı profesör sen? Daha ne yapacak ulan? Kahveyi bastılar. Kaçak uyduya imser ediyoruz diye meğer hapislik suçmuş. 3 gündür buradayım. Vallahi çok zor. Mahpusluk zor sanat. Allah kurtarsın. Buradan bir çıkayım. O Atilla'nın var ya, kıçına benim uyucuyu takacağım. Her yerden çekecek ipni. Ama şimdi siz diyorsunuz ki Berk de Burçin geri dönecekler. Ben onların yüzüne bakmaya nasıl dayanacağım? Kaldık hepimiz biliyoruz değil mi? İmdat'ı tuzağa düşürenler de bunlar. Kızım sen sanıyor musun ki o Berk denen zibidiyi ben gönül rızasıyla buraya alıyorum? Prestijimizle oynandı bizim. Adam ekranlara çıktı. Kendini mağdur gösterdi. Bundan sonra da gideceği yer mahkemelerdir. Nazlıcığım bak, bu Berk denen efendi gelecek buraya. 1 ay mı, 2 ay mı, 3 ay mı? Katlanacağız. Yani susmayı olarak düşün. Nasıl olsa hukuk, adalet bu işlerin aslını meydana çıkar. Hafize teyze. Bizim Rüstem nerede lan? Aman abi hiç sorma. Bu televizyon yüzünden başı derde girdi. İçeri alındı. Ne? Aman abi herkes köye gitti biliyor. Atilla abi niye bilmiyor? Sen de söyleme ne olur. Yoksa kabak gibi oyar beni. Vah vah. Bunun yüzünden içeri alınır mı be? Ha? Nazlı. Atilla abi. Nasılsın? Durumlar kötü be Nazlı. Hafize teyze çok fena. Bu imdat içeride uzun kalırsa kadın buna dayanamaz. Abi ne diyorsun? Ya Nazlı artık benim de sinirlerim kaldırmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ulan imdata bunu yapanı bir bulursam var ya, gırtlağını sıkıp denize atacağım pezevenge. Abi ne olur sen böyle konuşma. Bak en güvendiğim adam sensin. Hep birlikte yardım edeceğiz biz imdata. Anam bir kere bile gelmedi Rüstem abi. Çok canım sıkılıyor ya. Sıkma oğlum canım. Adam bilmiyordur ki. Kızmıştır sana, ondan gelmiyordur. İnsan özlüyor ya. Şşt! Kim o? Kim olacak? Kamuran lavu. 3-5 tane adres verdi ya, şimdi paranın derdine düştü. Lan oğlum bir bekle ya, ilk önce biz bir kazanalım. Para göz ibne. Şeref size bak ulan. Adresleri isterken kanka diye diye peşimde koş. İş parayı vermeye gelince köpek muamelesi yap. Oh ne güzel memleket. Ulan koltuğunda bile benim sayemde oturuyorsun göt. Sağ olun, Allah kurtar. Şimdi bu İdris sahte dolar işi yapıyor. Ama taş kafa olduğu için... Ulan beni ne karıştırıyorsun Gavat? Başlatma icadından şimdi. Ya bir sus. Sen gel, 100 doların üzerine Atatürk'ün resmini koymuş. Ondan sonra da yakalanmış. E şimdi bu İdris'e kaç sene hapis cezası verirler? A. 5 sene. B. 15 sene. C. Muhabbet. D. Direk idam ederler. Hadi bil bakalım. B, 15 yıl. Emin misin? 15 yıl, eminim. Ya 33 gündür canlı yayındayım. Bu ne biçim canlı yayın? Acıktım, eve gideceğim ya. Sıçacağım ya. 31 çekeceğim, ne bileyim. Bak, mal CV'niz de sizin olsun, sizin de. Mallar. İmdat. İmdat.
Ne demiştim sana? Aldılar mı kaçandan aşağı? Büyük sözü dinlemezsen işte böyle olur. Akıllı ol akıllı. Yoksa kırbacı yersin. Yapıp içinde. Hadi. Lan oğlum derinlere daldın lan ne oluyor? Rüstem abi. Adamı enver bıçağından. Mabuza koyuyorlar vallahi. Lan imdat. Manyak geldin manyak gideceksin ha. Lan oğlum o askerlik için söylenir lan. En verimli çağında mapusa koyuyorlar da ne demek? İmdat Bayram, ziyaretçim var. Nasıl oldu ya? Ani izin vermiyorlardı. Servet Bey beni kırmadı. Ankara'dan birini aradı. Özel izin aldık. Sağ olsun. Anneninkini tutmaz belki ama ben börek yaptım. Çıkarken bırakacağım. Alo, alo, alo. Aşkım canım ben. Alo, alo, alo. Son kez dinle. Merhaba ben Jale. Jale de Jale. Bakın hanımefendi, bana öyle toplantıdayım ayakları falan yapmasın. Söyleyin o müdürünüze. O mailine gönderdiğim adreslerin parası bankaya yatacak kardeşim. Neyse, adreslerin borcu deyin anları. Ne adresi, ne parası? Ne iş çeviriyor bunlar? Ulan o para yatmasın. Bakalım tepesinde oturduğun o televizyonu kıçına sokar mıyım, sokmaz mıyım Berk efendi? O İmdat Bayram denen kakalağın bütün o saçma programları yayından kalktı. Hayvanım olur musun? Hayvan! Lan hayvan! Olur mu? Olmaz. Arkadaşlar, şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Tertemiz, yepyeni bir sayfa açıyoruz kendimize. Tamam mı? Lan bunu gavur yapıyor ya. Los yapıyor ya. Adada çekiyor. Başka mekan yok. Ha, onlar bunu yapıyor, biz bu boku yiyemiyoruz öyle mi? Oh shit! Yapacaksınız. Hadi go! Go! Go, 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 go! Alle, alle, alle. Go! Karanlık işler diyorsun ha? Kesin abicim. Bak benim anlayabildiğim kadarıyla Berk bu adamdan kaçıyor. Adam da adreslerin paraları diye tutturuyor. Ya adresleri elimize geçirirsek Berk Efendi'yi köşeye sıkıştırıp bir güzel konuşuruz, itiraf eder suçunu. Nasıl olacak? Televizyondan şutlandık. O kıl kuyruğun odasına nasıl gireceğim? Doğru. Ne yapacağız? Bizim çocuklar hala televizyonda çalışmıyor mu? Hangi çocuklar? Ya, Tolga Savaş, Elif işte. Nazlı biz bir saate kadar geleceğiz şekerim. Tamam Berk Bey. Bir arayan olursa ben not alırım. Bak düzelmeye başladı. Bitti artık öyle surat asmalar falan. İmdat mimdat da yok artık. Hop gel babana. Tolga. Gittiler. Yaksiye çıkmazsa bu işi yarım saat için hallederim. Yürü abi takip et. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo!
Alo Nazlı, kalkıyorlar. Tamam. Hadi ne olur. Berk Bey, iyi günler. Rahatsız ediyorum. Ne oluyor ya? Sen bu kanalda mı çalışıyorsun? Evet efendim. Grafik animasyon bölümünde çalışıyorum. Bir projemle ilgili sizinle görüşmek istiyorum da. Sen projeni şimdi Burçin Hanım'a ver. Biz daha sonra ilgileniriz. Şey, ben anlatsaydım size projeyi. Ama ben şimdi şu anda çok sinirlendim ya. Ne yapıyorsun sen ya? Benim vaktim çok önemli. İnsanlar beni bekliyor. Kapının önünde tutmuşsun beni. Mısır buldum, püskünün arıyorsun ha. Lan el alem nos çekiyor ya, herife bak. Alo, yukarı geliyorlar. Eyvah eyvah. Hoş geldiniz. Merhaba. Berk Bey. Arkadaşım sen kimsin ya? Benim odamda ne arıyorsun ya? Nazlı bu ne rezalet? Ben kendisini ilk kez görüyorum. Sanırım telefonla konuşurken benden habersiz girmiş. Ne arıyorsunuz? Arkadaşım ne yapıyorsun? Anlatsana. Proje. Proje Berk Bey. Bir proje hazırlamıştım. Size göstermek için geldim. Ya tamam gençsiniz. Heyecanınızı anlıyorum ama müdürün de odasına böyle hırsız gibi girilmez ki çocuk. Ya. Ver şu projeye biz bakarız. Terbiyesizlik ya. Gerdek gecesi reality show mu olur ya? Bana adam gibi projeler getirin hadi. Nasıl isterseniz. Hadi. Demek ki bu işleri hep bu pezevenk tezgahlamış. Ne duruyoruz o zaman? Verelim polise gitsin işte. İyi de bu reyting cihazını kullananlar hayatta kabul etmezler ki. Hem zaten suçlu duruma düşeceklerini bildikleri için konuşmazlar. Ne yapacağız peki? Her şey böyle ayağın beyin ortadayken böyle oturacak mıyız? Aslında Berk bu adamlarla konuşup böyle kasetler çektiğine göre... Kasetleri bulursak her şey hallolur. 50 kişiyi yerin yüzeyine mıhladım. Beyinlerini boşalttım. Mal gibi kaldılar. Kıpırdayamadılar bile. Çok da kolay oldu benim için. Atilla deme bak. Bana Atilla deme, sinirlendirme beni. Aha. Gerçi ben de özledim o profesör olacak İbne'yi ama... Ulan senin neyine? Sıçayım uydu antenine be. Buradan bir çıkayım. Karımın koynuna girmeden onu bulmazsam şerefsizim. Tartıtma lan. Değerli seyircilerimiz, Türk medya tarihinin en büyük skandalında sırada ikinci perde var. Flaş, flaş, flaş. Temizlik işçisi İmdat Bayram'a büyük tuzak. İşte İmdat Bayram'a tuzak kuran Kanal İ'nin genel yayın yönetmeni Berk Yalçın'ın çektiği görüntülerin montajsız halleri. Beyciğim hiç. Hayırdır, İki hayırdır dakika. Kağıdım? Bakın efendim, bakın, bakın. Yüzüne tükürülecek adam, hayvanım olur musun? Kim 500 tokat ister falan gibi programları izledik. Evde hep Kanal İ'yi izledik. Abi helal olsun, süper ya. Vallahi süper Cemil abi. Çektin değil mi Burçin'e, çektin değil mi? Kayıttaydın ha. Hı-hı. Harika. Oldu mu? Olmaz mı abi? Al bakalım parayı. Ne sen beni gördün, ne de ben seni gördüm. Değerli izleyicilerimiz, biz her ne kadar görevimizi yapmış olsak da bu tuzağın içine çekilmiş olduğumuz için
Öncelikle sizlerden, Kanal İ yöneticilerinden ve İmdat Bayram'dan gerçekten kalpten özür diliyoruz. İlgili ulan, tüm makamları... Ulan Berk! Ulan orospu çocuğu! Hem de rating cihazını... Yakıttın ulan beni! ...adresini ortaya çıkaran ortaklarının bir an önce Yüce Türk Adaleti'ne teslim edilmesini istiyoruz. Cik. Kuş da derler ama aslı tweetidir. İmdat aklandı, işinin başına dönecek ve kanalizasyon akmaya devam edecek. Ama bazı şeyler gerçekten değişecek. Yoksa bizim ülkemizin işini bilen televizyoncuları yine bizimle oynamaya devam edecekler. Aslında bu işin tek çaresi yine sensin, yine kendinsin benim çok değerli izleyicim. Eğer televizyon aptal kutusu deyip aptalca programlarla sana hakaret edenlere dur dersen, sensin aptal dersen hiç kimse seninle oynayamaz. Şu televizyoncu vardı ya, İmdat, reyting sahtekarı diye adı çıkan. Adama tuzak kurmuşlar. Tuzak mı kurmuşlar? Kim kurmuş? Muhalefet mi kurmuş? Ha? Yok efendim, Berk diye o kanalın eski müdürü vardı ya, o kurmuş. Esas sahtekar da oymuş. İşte. Onu alın dışarı koyun, onu da alın içeri koyun. Bravo. Onu dışarı koysunlar, onu içeri koysunlar. Abiciğim yanlışlık yapıyorsunuz ama yani ya. Vallahi bir yanlış. Ha siktir basın gelmiş. Abi kim haber verdi ya? Ya Allah belası senin yüzünden! Gerizekalı karı dur. Ya kardeşim bir yanlışlık yapıyorsunuz. Bakın vallahi. Bunun şeyi yok. Neyi yok? Al ya. Çekme al. Allah belası. Ya dur. Zekalı karı. Dur al bunu çek bunu. Abi yapma gözümü seveyim. Ya bırak. Ya dur. Bırak. Ah, abi donum yok ya. Ya. İmdat. Ver onu da ver. Gel buradan buradan gel. Berk Bey insanları televizyonda yalanlarıyla kandırdı. İmdat Bey onun yüzünden hapis yattı. Şimdi size soruyorum. Berk Bey kaç sene hapis yatar? A. 3 yıl. B. 5 yıl. C. Anasını ağlatırlar. De, doğduğuna pişman ederler. Hangisi? 5 yıl mı abi? Anlamadım. A mı, B mi, C mi, D mi? A 3 yıl. Emin misin? Eminim. Bilemedi. 3 yılla kurtulacağı mı zannediysen? En az 5 yıl. Galgaya. Kodurtma Lost'una otur oraya. Allah'ın Lost vereni. İmdat nereye? Ya anama gitmeyecek mi? Çok özledim. Kızdı bana gelmedim hapusa. Börek de yeriz. Tamam ev burada. Yok, orada oturmuyoruz artık. Ben anama yeni ev aldım. Ya orayı Deli Nesibe'ye verdik. Deli Nesibe'yi biliyor musun böyle? Abala yapıyor. Hadi gidelim. Sen şimdi Deli Nesibe'nin evine mi gittin annesine? Dedim. Ben oğlumu parmaklıklar arkasında görmem dedim. Benim salak oğlum, benim aptal oğlum çıkar da gelir dedim. Oy, hoş gelmişsin oğlum, hoş gelmişsin. Siz de hoş gelmişsiniz. De haydi geçin, hadi. Geçin. Thank you.
gelsen de bizim sana söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Gel işine başla, güzel güzel programlarını yap. Estağfurullah Servet Bey amca. Siz benim büyüğümsünüz. Ama ben yapamayacağım. İmdatçığım, ne demek yapamam canım? Bal gibi yaparsın ya. Olmaz. Bak ben mahpusta gördüm ki bir tane televizyon var orada. 50 kişi o televizyona bakıyor. Hayal kuruyor. Ona bakan içeride olduğunu unutuyor. Mutlaka düşündüm. Dedim dışarıdaki adam televizyona bakınca ne oluyor? O da dışarıda olduğunu mu unutuyor? Dedim bu kötü bir şey. Olmaz. Ben yapamam. İmdatım, televizyonu kuruttuk. Ne yapacağız şimdi? Vallahi her iş olur. Can sıkıcısı olur. Bursa proferi olur. Taşımacılık olur. Turizm olur. Turizm olur. Televizyon olmaz. Film olur. Can sıkıcısının filmi olur. Muhabbette batar mısınız ya? Ya televizyondan haklısın, nasıl olsa bir şeyler yaparsınız herhalde. Uydu işi olur. Olur. Balatına! Takacağım bu anteni kışına. Şifren çözülecek dümdük. Ne oldu Türüstem? Kaçma. Ya. Kaçma. Seni gittiğin yere kadar yavaş yavaş kovalayıp yavaş yavaş takacağım bu anteni sana. Koşma. Koşma. Ya yapma, ayıp oluyor. Ya ben sana iyilik yaptım. Rüstem bak, şifreli şifresiz her şey pırıl pırıl bir oğlum. Ya yapma Rüstem. Anteni mi? Hadi be. Hoş geldiniz değerli konuklar. Sizler de hoş geldiniz. Siz? Ben. Ne, kimsin sen? Hocam yarışmaya gelmiştim. Sen yarışmaya mı geldin ya? Evet. Bu kıyafetle mi geldin? Evet. Tak dışarı. Çek üstünü başını değiştir, öyle gel. Yeter abi. Şimdi beni dinlersen boşuna yormazsın kendini.